Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün Nesli Darbet'te LoL oynuyorum. Bugün sizler için öğretici bir Rumble videosu çekmeye çalışacağım. Rumble'ın yetenek kitinden ve build'inden bahsetmeye çalışacağım. Bu arada Ankara'ya geldim. Artık Ankara'dayım. Videolara buradan devam edeceğim. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Sık sık video atmaya çalışacağım. Hatta günde 2 tane bile atabilirim. Siz sadece oynamamı istediğiniz hero'ları yorum olarak belirtin. Ben hepsini oynayayım. Yoksa kendi kafama göre hero'ları oynuyorum. Pek tadı olmuyor ama sizin istediklerinizi yapınca daha keyifli olabiliyor. Farklı build'ler falan denemiş oluyorum. Güzel oluyor. Şimdi ufaktan Rumble'dan bahsedelim. Rumble'ın yetenek kitinden bahsedelim. Rumble'ın gördüğünüz gibi manası yok. Mana ihtiyacı olan bir karakter değil. Bu arada karşımda da Urgot var. Yeni Urgot. Ona karşı da oynamış olacağız. Doran'ın kalkanı aldım. Ona karşı birazcık daha etkili olacaktır. Can yenilemesi falan verdiği için. Onun dışında gördüğünüz gibi 100 barlık bir bar var altta. Bu bar sizde her yetenek kullandığınızda bir ısı harcıyorsunuz. 20 ısı, 20 ısı, 10 ısı gibi. 100 ısıya ulaştığınızda herhangi bir yetenek kullanamıyorsunuz. Rumble'ın üzerine bindiği makine kırmızı hale geliyor. Ve yetenek kullanamaz hale geliyorsunuz. Fakat son kullandığınız yetenek ilave hasar vuruyor. Bunun yanı sıra da kırmızı hale geldiğinizde düz vuruşlarınız ilave ekstra hasar vurmuş oluyor. Bu da sizi güçlü bir şampiyon haline getiriyor. Fakat yetenek kullanamadığınız için kısa bir süreliğine sıkıntı çekiyorsunuz ve kolayca düşebiliyorsunuz. Ona dikkat etmeniz lazım. Onun haricinde Q skill'iniz alev makinesi şöyle huni şeklinde bir alanı var. Önünüzdeki alana alev püskürtüyorsunuz. Alan etkili bir hasarı var. Ve alev makinesini püskürtürken de aynı zamanda düz vuruş yapabiliyorsunuz. Bu arada bacaklarında gördüğünüz gibi Urgot'un işaretler var. O işaretler geldiğinde benim dikkat etmem gerekiyor Urgot'a karşı. Ve alalım. Onun dışında W skill'iniz size ufak bir kalkan veriyor. Aynı zamanda W'ye bastığınızda da bir hareket hızı kazanıyorsunuz. Bu da sizi azıcık da olsa bir mobil şampiyon haline getirmiş oluyor. İkinci olarak W'muzu açalım. Bu arada Urgot'un düz vuruşları alan etkili vuruyor. Ona da dikkat etmem lazım. Menzilinden çıkalım. Çok fazla damage yemeyelim. Bunun yanı sıra E-skin'iz bir zıpkın. Rakibe zıpkın atıyorsunuz. Rakibe her zıpkın attığınızda rakip slow yiyor. Ve iki tane zıpkın atabiliyorsunuz. Kullanımda bayağı kısa. Rakibe E-skin'izi çok rahat dürtebilirsiniz. Şunu da alabilseydik güzel olurdu. Şu an karşı jungle Warwick bana gelebilir Redden'ı aldıktan sonra, dikkat etmem lazım ki aynen öyle yapıyormuş. Warwick'i orada kıstırabilir miyiz, bir bakalım bu tarafa doğru kaçacak mı? Güzel, flash'ını attı. Şu an farm olarak Urgot'a göre birazcık daha üstünüz. Fakat hani late game'de Urgot birazcık daha güçlü olabilir. Yetenek kiti değiştiği için. Hadi dikkat etmem gerekiyor. Konuşamadım. Şimdi bir de ultinizden bahsedeyim. Sizin ultiniz şöyle büyük bir range'i var. Şu gördüğünüz hat boyunca rakiplere büyü hasarı uyguluyorsunuz. O hattın içinde rakipler kalırsa slow yiyorlar. Aynı zamanda da yetenek yemeye devam ediyorlar. Yalnız şu an sıkıntılı pozisyonlara girdik gibi. Ghost'unu kullandı. Birebir takas yapmış olduk. First Blood'ı ona vermemiş olmam iyi oldu. Bizimkiler daha önceden almışlar. Sıkıntı yok. Şimdi ufaktan alacağım itemleri göstereyim. Hexage altı patlarla başlayacağım. Hexage altı patlar benim ileri doğru atılmamı sağlayacak. Bu Urgot'a karşı birazcık daha mekanik olmamı sağlayacak. Aynı zamanda ileri atıldığımda rakibe slow da verebileceğim. Şimdi Urgot'un teleportu yok. Bu onun eksikliğini çekecek. Burada XP kaybederken ben XP kazanacağım. Ve ileriki fightlarda Ejderha veya Baron Pit'inde işimizi kolaylaştıracak benim teleportumun olması. Gecikmeden gidelim de yine. Ultiniz çok kuvvetli. Global bir ultiniz var. Güzel atmanız lazım.
rakibi ters pozisyonlara düşürebilirsiniz ultiniz sayesinde. Ultinizin biraz konum sıkıntı. Şöyle ultinize eğer otomatikten çıkartırsanız daha rahat atarsınız. Hem atışınızı kolaylaştıracaktır bu sizin. Hem de teamfightlarda birazcık daha kolaylık sağlıyor. Urgot AD kasıyor sanırım. İlk olarak da Q skin'ini fulluyoruz. Q skin'i çünkü sizin ana hasar kaynağınız. Şu an farm olarak Urgot'a karşı bayağı öndeyim. Q skill'im ve E skill'im yardımıyla Urgot'u bu şekilde dürteceğim. Yani burada minyonların agrosunu bayağı bir aldık üstümüze. Urgot şu an buraya yaklaşmaya korkuyor. Burada geri kaldıkça XP kaybedecek. Bu da benim işime yarayacak. Zonluyorum lane'i özellikle onun buraya yaklaşmasını istemediğim için. Çok güzel. Şöyle hemen base'imi atayım. Warwick bu tarafa doğru gelebilir. Ki bu tarafa da gelmiş. Ölecek o da sanırım. Güzel. Word oldu. Güzel bir takas bence. Orada bende kalmayacak diye korktum. Çünkü aradan biraz zaman geçti. Sıkıntı yok. Şimdi ufaktan şunu bir alalım. Bir de bu parçayı alalım. Rahat edeceğiz şimdi lane'de. Urgut'un hasarı gittikçe düşmeye başladı. Üzerinde Doran kalkanı olduğu için çok fazla hasar uygulayamıyor. Fakat o işareti bana tutturduğunda skill yardımıyla o zaman bayağı bir hasar çıkartıyor üzerinde. O tarama ol tüfek menziline girdiğiniz anda çok problem. Şu an bot lane'e gidebilirim aslında. Bir ultimi bekleyeyim. Ultim geldiğinde orada daha agresif oyun bir sergileyebiliriz. Şu an Urgot'un 20 farm var. Benim 38 farmım var. Bu aşağı yukarı bir asist demek. Yani 3-2-1 oynuyorum Urgot karşısında. Öyle de düşünebilirsiniz. Onun dışında bizim takım iyi durumdaymış. Yasuo falan kill almış. Bu adam niye burada durdu? Pingi varmış. Ya özellikle bekliyor falan sandım. Bir tane potumuzdan içelim. Teleportunun eksikliğini çekmeye başlayacak o adam. Bu arada Rumble oynuyorsanız ultiniz yardımıyla da kule minyonları pushlayabilirsiniz. Onu da size söylemiş olayım. Ultinizin kulağını çok diye hani böyle bir şey yapmayabilirsiniz belki ama yaparsanız daha iyi olacaktır. Mesela büyük minyon dalgası vardır. Ultiniz yardımıyla o minyonları itebilirsiniz. Sıkıntılı durumlarda tabii sık sık bunu yapmayın. Çünkü fight sırasında eksikliğini çekersiniz onun. Şimdi Urgot çok büyük olduğu için yani bayağı bir yer kapladığı için onu dürtmesi kolay oluyor. Şurada pink ward'umu atayım. Ultim tekrar geldi. Bir fight durumunda Urgot'u kesebilirim. Hala teleportumu saklıyorum. Bizim skorlar bayağı iyi zaten. Şurada bir ward atacağım. Warwick yine bu tarafa doğru gelebilir. Bize sıkıntı yaratmasın. Güzel. Bot lane'imiz de iyi durumda. Şöyle ileri geri hareketler yaparak bu arada Warwick buraya gelmiş. Ultisiyle atlayabilir. 6 level çünkü. Ama Urgot buraya uzak olduğu için buraya yetişemeyecek.
Morbi'nin buraya gelmesi benim işime yarıyor. Fazla agresif oynuyor. Bedava eskor verdik ya. Flash'ımı başta atmam lazımdı. Warwick'in korkutması ve ulti sayesinde bayağı bir can çaldı oradan. Kesemedim o yüzden. Ama Urgot Ghost'unu kullandı. Sanırım sıçrasını da kullandı orada yakınlaşmak için. Bir dahaki fight'ta ben Urgot'u rahatça kesebileceğim. Flash falan olmadığını bildiğim için. Yeterince canım var artık. Can konusunda sıkıntı çekmeyeceğim. Bir de doldurulabilir iksir alacağım. Pota daha fazla para harcamamak adına. Alalım. Teleportumla direkt lane'e gidebilirim. Bu adam muhtemelen... Ha, base atmamış. Burada minyon dalgası var. Çok güzel. Şu an aslında Warwick'i de kesebiliriz burada. Kule'nin agrosunu özellikle üstüme alıyorum ki hani sıkıntı çekmesin Lee Sin diye. Ve orada daha fazla devam edemeyeceğiz zaten. Çok güzel. Bu tarafa doğru atlarsa diye ultimi o tarafa doğru kullandım. İleriye doğru kaçarsa da zaten ultimin slow'unu yiyeceğini bildiğim için kill almamız zor olmadı. Urgot buraya doğru yürüyordur. Şu an farm olarak Urgot'un bayağı bir önündeyim. Yaklaşık olarak 2 killlik bir üstünlük diyebiliriz buna. Hemen buradan çıkacağım. Büyü nüfuz ayakkabısı almayı düşünüyorum. Karşıda gerçi çok fazla AD karakter var. Bir armor ayakkabısı da çekebilirim. Hem de Urgot'un hasarını azaltabiliriz aslında. Büyü nüfuzu yerine onu tercih edeceğim. Birazcık daha tanklaşalım. Şöyle. Ya çok sık base atıyorum ama hani zaten farm konusunda bayağı bir önündeyim rakibin. Onun dışında zaten pek bir sıkıntı da çekmiyorum lane'de. Bu arada lane'e giderken şöyle pasifinizi tetikleyecek şekilde skill'lerinizi kullanabilirsiniz. Rakibin yanına gidip hani Q skill'iniz için bunu da hazırlarsanız rakibin yanına gidip Q skill'inizi rakibi bayağı bir dürtebilirsiniz. Şu an Urgot gözükmüyor. Ayakkabıyı aldığım için hasarı bayağı bir azaldı. Artık çok fazla vuramıyor. Bu arada kulenin agrosunu aldığınızda yine W skill sayesinde kulenin agrosundan kolayca kurtulabilirsiniz. O hasarı engelleyebilirsiniz yani. Bu arada bildiğim kadarıyla Urgot'un da bu attığı skill yere düşer düşmez hemen etki etmiyor. Üzerinden bir süre geçmiş olması gerekiyor. Yani 1,5 saniyelik falan bir süresi olabilir. O geçtikten sonra hasarını vurmaya başlıyor. Yani sizi işaretlemiş oluyor. Şu an 100 CS yaptık. Adamın 50 CS'lik önüne geçmiş olduk. Buradan XP kaybetmesini istiyorum. Şu an dive atabilirim fakat hani Warwick buralardaysa benim için sıkıntı olur.
Rahat bir kill aldık. Urgot'un gidiş yönüne doğru attım. O da flash'ini harcamak zorunda kaldı. Şöyle flash'in olmadığını da gösterelim. Skor olarak bayağı iyiyiz. Şimdi kulesini de düşüreceğim onun. Gerçi varlık buraya geldi ama. Varlık da burada ölecek. Yani şu an hasarımı tahmin edemedikleri için herhangi bir şey yapamıyorlar. Warwick'in bir de ultisi varsa bile açılmadı orada ultisiyle. Ultisi olsaydı belki biraz yan çalarak beni kesebilirdi. Bu arada şimdi hangi iteme gitmelisiniz ondan da bahsedeyim. Bunu tamamladık. Riley'i kasabilirsiniz. Bu hem size can kazandıracak, hem yetenek gücü kazandıracak, hem de skillerinizle rakipli daha çok rahatsız etmenizi sağlayacak. Bu olabilir. İkinci bir ihtimal Zhonya kasabilirsiniz. Warwick ve Urgot var karşımda. Zhonya işlevsel olacaktır. O yüzden işlevsel olması amacıyla Zhonya'yı kasıyorum. Şu an botta herhangi bir sıkıntı yok gibi. Bizim bütün takım zaten kasmış. Yalnız şurada bir ward olsaydı oraya atlayabilirdim. Thresh oradan çıkar herhalde ya. Urgot 65 CS yapmış. Bu arada eğer istiyorsanız yeni Urgot'un da videosunu çekebilirim. Ondan da bahsederiz. Onu da görmüş oluruz. Henüz ben de oynamadım daha. Birlikte oynamış oluruz. Tabi yorum olarak yazmanız lazım. Hani oynamamı istiyorsanız oynayacağım. Yoksa aklımda başka fikirler de var. Hani başka karakterleri çekmeyi de düşünüyorum. Şu an bir öğretici serisi çekiyorum. Bütün karakterleri tanıtmaya çalışıyorum size ufak ufak. Burada bekleyeceğim. Eğer bu tarafa doğru birisi geçerse kesebiliriz. Ultim de var zaten. De buraya gelmeyecekler herhalde. Bir redine bakalım Warwick'in. Eğer redi duruyorsa redini alırız. Şu an gerçi kendi üzerinde red var ama. İşte makine kızardığında böyle agresif olamıyorsunuz maalesef. Bu kuleyi de düşüreceğiz. Burayı savunmaya gelen kimse yok. Çok güzel. Yalnız Urgot da arkadan geliyor. Urgot'a da dikkat etmemiz lazım. Yasuo onu gördüm bilmiyorum. Çok güzel. Orada eğer X-H roket kemer olma değebilmiş olsaydı tam o sırada beni arkasına attı. Hasarını yemedi X-H için. Daha rahat kesebilirdim onu. Ama hasarını yemediği için düşüremedim kolayca. Şimdi ben bir Riley'imi kasayım. Birazcık daha slow ata ata rakipleri rahatsız edeyi de kesmek istiyorum. Tapa kullanabilirim teleportumu. Bot zaten yeterince pushlamış. Şu an ejder yapabilirdik aslında. Farm konusunda fena değiliz. Daha iyi de yapabilirdik farmı. Ama birçok kez base attım falan. O yüzden farm konusunda geri düştük. Buraya itebildiğim kadar iteceğim. Ultim tekrardan geldi.
Bir durumu olursa ultim yardımıyla zaten rahat bir skor çıkartabilirim. Çünkü hasarım şu an ciddi derecede fazla. Buraya gelen kimse yok. 4 kişi botta. Hatta 5 kişi botta. Urgot da sanırım orada. Teleportumu kullandım. Oraya gidemeyeceğim. Takıma da göstereyim gelemeyeceğimi. Çok güzel. Orada fight'ı verdik sanırım. Şimdi burayı itmeye devam edeceğim. Hala buraya gelen giden kimse yok. Bizimkiler orada bayağı kestiler ya. Buraya itmeye devam. Eğer bana gelmezlerse, ki gelmiyorlar gibi duruyor, ben buraya itmeye devam edeceğim. İnhibitor kulesini de çıkartırsam takım için herhangi bir ejder pozisyonda kolaylık sağlamış olacağım. Korkuttuğu için Zonya'ya basamadım ya. Orada korkutmasını yemeseydim Zonya'ya basardım. Peşinden zaten skillerim geliyordu. Warrior'u orada çıkartırdım. Sağlık olsun. Dryleyim tamam artık. Bayağı kuvvetlendim. Urgot 3 skor almış. Zaten birini başta benden almıştı. Onun dışında 2 skor daha çıkarmış. Bir de sanırım şurada kestiklerinde Urgot aldı beni. Görmedim orayı ama. Şunu artık satabiliriz. Bunluk bir şeyim kalmadı. Peşinden şimdi maskeye gideceğim. Maske bildiğiniz gibi büyü nüfuzu veriyor. Karşıda şu an büyü direnci kasan kimse yok ama verdiği büyü nüfuzu ve can sayesinde hem tanklaşacağım hem de rakibi orada büyük bir hasar vermiş olacağım. Zaten hasarım yeterince var. İyice arttırmış olacağız. Gerçi sur verdiler. Güzel bir oyun oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Öğretici bir Rumble videosu çekmeye çalıştım sizlere. Dediğim gibi oynamamı istediğiniz farklı karakterler varsa onları da çekebilirim. Sadece yorum olarak yazmanız yeterli. Bu arada sohbet banımız da var. Onu da görmüş oldunuz. Şimdi şöyle rastgele bir honor verelim. Takımda herkes güzel oynadı ama hepsine birden honor veremiyoruz artık. Bir hasarımıza bakalım. Ne kadar ward atmışız ona da bakalım. 14-3 oynadık. S almışız. Hasarımıza baktık mı tamamdır. 18K vurmuşuz. Takımda en çok hasarı da ben vurmuşum. Onun dışında 17'lik bir görüş skorumuz var. Lee Sin 9'i 2 tane de pink ward atmışız. Tabi Thresh geçmiş destek oyuncusu olduğu için 33 tane atmış. Yani 33 görüş skoru var. Bunlara her yer sonunda bakıyorum. Siz de kendiniz oyununuz bittikten sonra her yer sonunda bunlara bakın. Kendinizi bir değerlendirin. Yorum yapın. Üzerine bir düşünün. Onun dışında dediğim gibi oynamamı istediğiniz hero'lar varsa yorum olarak yazarsanız sevinirim. Videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan iyi seyirler.